Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Ee, i̇badet ilmihal dersimizde efali mükellefin görevlerini işliyor idik. Farz ve vacibi işlemiş idik. Şimdi sırasıyla mendup nedir, sünnet nedir öyle devam edeceğiz inşallah. Mendup arkadaşlar teşvik edilen, yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vacip olmayan davranışların genel anlamını ifade eder. Hanefi fıkhında farz ve vacip dışında yapılması uygun görülen davranışlar, yani kuvvetliden zayıfa doğru olmak üzere, yani sünnet, müstehap, mendup, adab olarak sıralanabilir. Diğer mezheplerde ise e, Mendup bir bağlayıcılık söz konusu olmaksızın yapılması istenen şey olarak tanımlanır. E, bu mezheplerin mensup anlayışları, bu genel anlayışları Hanefilerin sünnet anlayışına oldukça yakın bir yerde durur. E, burada fıkıh ilmindeki kullanımıyla sünnet ve müstahap kavramları ele alınacak. Şu anda arkadaşlar. E, Fıkıh ilminde özellikle e, itikadi ve ameli olarak mezhepler mevcut. İçtihat konusu var. Dolayısıyla e, bu e, ilmi hal dersimizde, fıkıh derslerinde, e, furuatlarda, asıllarda değil, furuatlarda e, farklı anlayışlar, Farklı e, yorumlamalar neticesinde mezhepler ortaya çıkmış. Dolayısıyla Revaş'ta kalan mezheplerin dört mezhep olarak biliniyor. Şafi, Hanifi, Maliki, Hanbeli olarak e, biliniyor. E, Tabii biz genellikle geçen de dersimizde işlemiştik, söylemiştik. Hanifi e, ekolunu ağırlıklı olarak işleyeceğiz demiştik. Öbürlerinden de örnekler. ...farklı e, görüşler ifade edeceğiz. Hepsi haktır, hepsi doğrudur. E, bunu öz olarak şöyle diyebiliriz. E, Peygamber Efendimiz'in hayatı asıl... ...Sünnet, Kur'an ve Sünnet... E, ...Kur'an ve Sünnet'ten yola çıkarak... E, ...bu iki kaynağı esas alarak... ...ilim dalında, İslami ilimlerde derinleşmiş... Ee, usulü, fıkhı, kaideyi e, derinlemesine e, tedrisat etmiş alimler, gelişen yeni olaylar karşısında, e, Kur'an ve sünnetten yola çıkarak hüküm ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde mezheple nitelenmişler yani biz bir mezhep oluşturuyoruz. Ey millet deyip de ortaya çıkmamışlar. Yani mezhep kapısı da açıktır yani. Mezhepler kıyamete kadar mezhep yol demek zaten. Edinilen yol demektir. Dolayısıyla bu karışıklıklar kafamızda oluşmasın diye bu açıklamayı yapmış olalım arkadaşlar. Evet. E, mendup dediğimiz gibi e, yapılması kesin olarak istenmeyen ama yapıldığında sevap alınan ee, kuvvetliden zayıfa doğru sünnet kuvvetli bir e, e, tabirdir, yoldur, kavramdır. Ondan sonra müstehap, mendup gelir ondan sonra, adab gelir. Bu şekilde sıralayabiliriz. Evet, bu konuda arkadaşlar e, e, sünnet, bu konuda bir sünnetin genel çerçevesini ele alalım. Sünnet arkadaşlar Peygamber Efendimizin söz, fiil ve onayının genel adı olup fıkıh usulünde Kur'anla birlikte İslam'ın asli iki kaynağını ve delilini teşkil eder. Bütün İslami kaynakların bütün konularda itikadi efendim, e, ameli konularda bu iki kaynak esastır arkadaşlar delildir sünnet. Evet. Ee, özellikle de teklifi hüküm açısından mükelleflerin uyulması e, gereken hükümler açısından sünnet. Peygamber Efendimizin farz ve vacip kapsamı dışında kalan yani kesin ve bağlayıcı olmaksızın. tavsiye örnek olma niteliğini taşıyan, e, ee, söz ve fiillerin genel adı olmuş oluyor. Evet. Hanifilerin dışındaki fakihler, Hanifi mezhebine mensup e, fakihlerin dışındaki alimler, Allah ve Resulünün kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda yapılmasını istediği veya tavsiye ettiği fiillerin tamamını kapsamak üzere mendup terimini kullanırlar arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani mendup aynı zamanda kavram olarak farklı gözükse de sünnet olarak e, olaylara hamlediliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin dışındaki içtihat sahibi imamlar. Mendup kavramıyla olaylara bakıyorlar. Diğer bir ifadeyle arkadaşlar e, Kur'an ve sünnetlerin Gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak bir fiilin yapılmasının kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istendiği, yani tavsiye edildiği, sonucu çıkarılabiliyorsa bu tür fiillere topluca mendup deniyor. Evet, bu tür fiillere topluca mendup deniyor. Mesela boşanmalarda şahit bulundurulmasını borçluya mühlet verilmesini, akitleşmelerin yazılmasını emreden ayetler fakihlerin çoğunluğunca böyle anlaşılmıştır. Tabi burada da yine e, genel olarak anlatıyorum, söylüyorum burada. Bu e, alışverişlerdeki yazışma diye bildiğimiz ayet-i kerime bazen vacip olur, bazen mendup olur, bazen sünnet olur, bazen de farz olur. Bu teferruatlara girmeyeceğiz. Ama genel mana itibariyle mendup olarak yazılması, yazılmamasında bir sakınca olmadığı anlaşılması açısından böyle bir tabir kullanılmış. E, mendubun da önem derecesine göre kendi içinde sünnet, müstehab, fadail, adab gibi terimlerle ifade edilen bir derecelendirmeye tabi tutulduğu görülüyor arkadaşlar. Bu itibarla sünnet mendup grubu içinde yani yapılması iyi ve güzel olan tavsiye edilen fakat terk edilmesinde bir günah ve cezanın terettüp etmediği fiiller grubunda en üst sıraya oluşturan bir noktada olur. Ancak burada hemen aklımıza şu gelmesin. E eh, öyleyse sünnetlerin yapılmaması, mendupların yapılmaması günah e, olarak görülmüyorsa yapmamıza gerek yok denilebilir. Öyle değil. Biraz sonra o noktada açıklı gelecek inşallah. rahman Evet. E, Hanefilerin ise mendubu genelde müstahap manasında kullandıklarını bu arada belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Hanefiler e, mendubu müstahap manasında kullanırlar. Yani Müstehap. E, sünnet kendi içinde de üç kısma ayrılır. Sünnet. Yani buradaki sünnet çok önemli işte. Mendutan birinci derecede kuvvet, birinci e, kuvvetten birinci kuvvetli noktada sünnet geliyor. E, bu da üç kısma ayrılıyor arkadaşlar. Müekket sünnet, gayr Müekket sünnet, zevai sünnet. Bunları da iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar iyi bilinmese ne olur? Toplumda zevait sünnet, sünnet müekkede yerine görülürse anlaşmazlıklar olur Müslümanlar arasında. Kargaşa oluyor bazen. Bazen anlaşmazlıklara da, nizalara da sebebiyet veriyor. Bunu da aşmamız gerekiyor. Sünnetin kısımlarına göre amellerin tasnif edildiğini anlamamız gerekiyor ki o kargaşalıklar olmaz. Ee, Peygamber Efendimizin devamlı yaptığı arkadaşlar müekket sünnet sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere müekket sünnet denir. Evet. Bağlayıcılığı yok ise de arkadaşlar itaf vardır. İtaf vardır. Evet. Mahrumiyet vardır. Onun için sünnetleri basit Bunlar bir bakıma dini vecibeler için koruyucu ve tamamlayıcı bir nitelikte taşımakta olup, önemli yönüyle farz ve vacipten sonra üçüncü sıraya gelen bir e, kavramdır, noktadır. Yani basit senmeyecek koruyucu. Evet. Yani İslam sünnetlerle korunur. Yani İslam'ın terki parça parça olur. Sünnetlerin terki, münkeratların terkine kapı aralar. Münkeratların terki, farzların terkine kapı aralar. Farzların terki ise küfre kapı aralar arkadaşlar. Allah muhafaza eylesin. Onun için sünnetleri basit Evet. Mesela abdest alırken, Ağza ve burnuna su vermek. Sabah namazının sünneti. Ezan, kamet, cemaatle namaz kılma. Sünneti müekkettir. Evet. Cemaatle namaz kılmak. Bu Hanefi ekolüne göre özellikle bunu söylüyoruz. Sünnet e, vacip hükmündedir şafilerde. Dolayısıyla cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. Şafi mezhebinde. Hanbelilerde farzı ayın. Cemaatle namaz kılması gerekiyor. Bekleyecek. Tek başına da olsa cemaatle niyet ederek, ederek namazını eda etmeye çalışacak. Evet. Bu nevi sünneti yerine getiren Allah katında hoş karşılanır. Övgüye layık görülür. Sevap kazanır. Terk eden cezaya ve günaha da çarptırılmasa da dinen azarlanmayı ve kınanmayı hak eder arkadaşlar. Kınanır. Öte yandan farz namazların cemaatle kırılması, ezan gibi dini şiarlardan olan sünnetin fert planında terki caiz olmakla birlikte toplum olarak terk ve ihlali caiz görülmez. Evet. Yani artık ezan mesela bir mahallede bir şehirde ee, İslamın şiarı, nişanı, sembolü, evet, e, bunlar e, çok önemli bir parola haline gelmiştir. Ezansız bir şehir, minaresiz bir şehir, e, inanca inanç yönünden, itikat yönünden e, belli olmayan bir e, e, durum olarak algılanır. Ya uzaktan bakıldığı zaman veya ezan duyulduğu zaman ha burası Müslüman bir şehir. Müslüman bir mahalle olduğunun e, düşüncesi e, zihinlerde oluşur. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen de terk ettiği veya çoğu zaman yaptığı bazen de terk ettiği fiiller ve davranışlara gayrimüekket sünnet diyoruz. Gayri müekked. Nafile ve müstehap hatta mendup tabirleri de çoğu kez bu anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Mesela ikindi ve yatsı namazlarının fazlarından önce kılmak, dört e, rekatlı namazlar buna girer. Vacip kapsamında olmayan infak ve yardım böyle. Vacip kapsamında olmayan infaklar. Yapıldığı zaman, sevap yapılmadığı zaman günah olmayan işler. Bu iki sünnet içinde hüda sünneti de denir. Bu tür sünneti yerine getiren sevap ve övgüye layık görülür. Terk eden, dinen kınanmaz. Hüda. Hazreti Peygamber'in Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ise de zevait sünnet veya adet sünneti denir. Bunlar zevait sünnet arkadaşlar. Birçok insanlar Peygamber Efendimiz'in insani ilişkilerde uyguladığı, yaptığı e, günlük hayatında uyuması, oturması, yürümesi, efendim e, bu gibi şeyleri zevait sünnetten sünneti müekkedeye taşıyan kardeşlerimiz var. Doğru değil. Bunları zevait sünnet olarak, adet sünnet olarak görülecek. Ee, Peygamber Efendimizin giyimi, kuşamı, tarzı, yeme içme tarzı, zevkleri, kına ile saç ve sakalını boyama e, alışkanlığı. Esasen bu fiiller dini mükellefiyet çerçevesinde değil. Yapılması dinen tavsiye de edilen bir tavır değil. Bununla birlikte bir Müslüman Hazreti Peygamber Efendimizin bu tür davranışlarını ona olan sevgi ve bağlılığından dolayı yaparsa sevap ve övgüye layık olur. Yani aşkından dolayı, sevgisinden dolayı tıp atıp onun gibi hareket etmeye çalışması övülür. Saygı değer bu hareket. Ama böyle yapılmayan kimseler de kınanmaz, dışlanmaz. Evet. Ve bunun terkinden de kınanmış olmaz, günah da işlemiş olmaz arkadaşlar. Farz namazlardan önce ve sonra kırılması sünnet olan namazlar için Şafi mezhebinde ayrıca vitir namazı ve şevvalde tutulan altı gün oruç için revatif sünnet tabiri kullanılmış oluyor. Fakirlerin çoğunluğuna göre teravih namazları da revatif sünnetler arasında yer alır arkadaşlar. Evet. Burada kalmış olalım. Gelecek dersimizde müştehap konusuna devam edelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar.